Ayşe Gülce Fikirleri hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Barbie bebeklerimize şapka örüyoruz. Anneanneciğim, söz sende. Teşekkür ederim güzel kızlarım benim. Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Gördüğünüz gibi torunlarımın da söylediği gibi bugün bu cici şapkanın anlatımını yapacağız. Bakın çok şirin. Burada gülü var. Bandı var böyle. Bu elbisenin daha önce anlatımını yapmıştım. Şimdi bu diğer beyaz elbisenin üzerine beyaz ve kırmızıdan bu modelden öreceğim. Bakın çok şirin. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle sihirli halka yaparak şapkamızı yapmaya başlıyoruz. Çok kolay bir model. 1-2 yani en fazla 15-20 dakikanızı alacak bir model. Yapın, torunlarınızı mutlu edin. Anneanneler, babaanneler ya da anne adaylı anne olanlar, çocuklar küçük şeylerden mutlu oluyorlar. Ben de onları mutlu etmekten. Mutlu edince ben de çok mutlu oluyorum. Torunlarım istekleri. Evet çok mutlu oluyoruz. Ben de sizi mutlu etmeye çalışıyorum zaten. Şimdi kaç tane oldu saymadık? 2, 4, 6, 8 tane olmuş. 12 tane böyle içini dolduracağım. Şimdi bunların çanta, ayrıca farklı bir şapka modeli daha anlatacağım. Bunları kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup zili açarsanız kaçırmazsınız. Eksik yaptım. Geriye aldım. Şimdi bakın burayı birleştiriyorum şöyle ilmek kaydırma yöntemiyle. Evet birleştirdim. Bunu çekip sıkıştıracağım. Bunu sonra arkadan iğneyle kaybedeceğim. Burayı da kapatacağım. Evet, ilk sıramızı trabzan yaparak 12 tane trabzan yaparak tamamladık. Şimdi ikinci sıramızda her trabzanın tepesine 2 tane şöyle bakın yapıyorum. Çakma trabzan dedikleri şu şekilde. Alıyorum tığımın üzerine üçünü birlikte çekiyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Yani 3 tane 12 tane olan ilmeğimizi 24 taneye çıkaracağız. Bütün trabzanların tepesine çift çift batıyorum ama trabzan değil, çakma trabzan dedikleri işlemi yapıyorum. Şöyle tığım üzerine alıyorum. Üçünü birlikte yapıyorum. Çekiyorum. Bu şekilde devam ediyoruz bu sırayı. Evet, sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde. İlk sıra trabzan, ikinci sırayı da çakma trabzan olarak yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Hemen aynı yere tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bu defa da iki tane tekli batıyoruz. Bir tane çiftli. İki tekli, bir çiftli. Bu şekilde bu sıramızı da tamamlayacağız. Evet, dolandım, geldim. Şimdi bu sırada da hiç artırma yapmadım. Aynı şekilde öreceğim. 3 sıra çakma trabzan örmüş olacağız burada. Sonra bir sırada aynı sayıları artırma eksiltme yapmadan normal ikili çektiğim trabzan yapacağım. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kasnağımız oluştu. Yani kafasına girecek yeri tamamlanmak üzere. Şimdi ben en son bir sıra ne yapmıştık? İlkin bir trabzan yaptık. Sonra 3 sıra çakma trabzan yaptık. Sonra bir sırada yine trabzan yaptım. İkili çektiğim trabzan. Ondan sonra da 3 sıra aynı şekilde çakma trabzanla 3. sıramı da tamamlıyorum. Yani 3 sırada bundan gittim. Şimdi farklı bir işlem yapacağım. Son kıyısını yapıyorum. Bakın tığımı alıyorum. 3'ünü birlikte çekiyorum. Şimdi burayı birleştiriyorum. Kaydırma yöntemiyle. Birleştirdim. Şimdi burada farklı işlem yapacağım. Burada şöyle
Bakın, ilmek kaydırma yöntemini kullanıyorum burada da yine. Bakın bu şekilde sıkı tutmuyoruz. Oldukça rahat bir şekilde işlemimizi yapacağız. Sıkı tutarsak, çok çekerse ağzı bebeğin kafasına girmekte zorlanır. Bu şekilde seyrek bir şekilde, bakın böyle devam ediyorum. Bir yere kadar geleceğim. Şimdi göstereceğim. Bakın bu şekilde yaptım. Diyelim şimdi bakalım istediğimiz yere gelmiş mi? Yok, daha var. İlmek kaydırma yöntemiyle kıyısını gidiyorum. Böyle. Daha başka göstereceğim şimdi. Farklı bir şapka modelim de var. Onu da yapacağım anlatımını. Ama bu aralar çok yoğunum. Müsait olduğum ilk fırsatta çekeceğim. Bakın şimdi buradan başlamıştık kaydırma yöntemini yapmaya. Şimdi bunu böyle ikiye katladık. Şimdi buradan sayıyoruz. 1, 2, 3. Yani burada 8 tane şey olması gerekiyor. Şöyle. Bakın 4 tane burada var. 4 tane de buradan. Tekrardan sık iğne yapmaya başlıyoruz. Çakma. Sık iğne. 2. Bakın. 2. O yani başlangıç tam ortaya gelecek. 3. 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğnemiz oldu burada. Şurayı yapıyoruz hanımlar, bakın. Burasını yapacağım şimdi. Çok basit, yani 1-2 dakikada örülebilecek bir model. Bir tane zincir çektim, döndüm geriye, tekrar aynı işlemi yapıyorum. Her sık iğnenin tepesine bir tane batıyoruz. İlmek eksiltmiyoruz. 8 tane o tarafa, 8 bu tarafa döneceğiz. Bu şekilde devam ediyorum. Bu sık iğnelerimiz hepsi 4 sıra oluyor. Son sıramı geliyorum. Bu tarafa. Bu son sıramız. Şimdi burada farklı bir şey yapacağım. Bakın. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi burada bakın şöyle bir işlem yaptım. Çıkarttım bunu buradan. Yani ilmeğin ucunu kapattım. Bakın, kapattım ilmeğin ucunu. Şimdi bakın geri dönüyorum. Şuradan başlıyorum tekrar. Bu ipimi buraya alacağım. Şuraya. Şöyle çektirmeden, burasını çektirmeden bu ipimizi buraya aldık. Şimdi bu kenarından şöyle bir ayarlayamadım. İpim çok geldi. Evet, şimdi sıra gidip gelmiştik ya, 4 sıra. Onun her sıraya, her boşluğa yani bir tane batarak şöyle normal sık iğne yapıyorum. Bakın. Normal bildiğimiz telsiz sık iğne yapıyoruz bu defa. Şöyle boşluğa alıyorum. Normal sık iğnemi yapıyorum. Zaten kenarına 4 tane falan ancak denk geliyor sanırım. Bakın. Yaptım sık iğnelerimi. Bu kenarı bakın düzgün bir şekil aldı. Şimdi buradan o tarafa aynı işlemi yapacağım. Bakın kaydırma tekniğini kullanıyorum. Yine bu anın kısmında, uç kısımda yaptım. Bitti. Bakın bu şekilde. Böyle yapınca şurası da kabarık oluyor. Yokuşa kalkık durunca daha güzel duruyor. Bunu kafamdan kendim böyle bir şeyler ayarladım. Sayılarını falan kendi kafama göre yaptım. Şimdi aşağı doğru dönüyorum. Bakın. Yine aynı şekilde. Yani buraya çıktık. Bu tarafa geldim. Şimdi aşağı doğru
gidiyorum diğer tarafını tamamlamak için. Tekrar buraya da battım. Şimdi geldim, bakın buraya indim. Şimdi burada yine aynı işlemi yapacağız. İlmek kaydırma yöntemi. Kıyısında. Şöyle kaydırıyorum ilmeklerimi. İlk başladığımız yere kadar bu şekilde devam edeceğiz. Bakın böyle devam ediyoruz. Çok kolay bir model. Rengarenk yapabilirsiniz. Tek renkli de yapabilirsiniz. İşte bu kadar. Bakın. Burası da tamamlandı. Şimdi biz şunları yapacağız. Bu bandıyla bir de gülünü yapacağız. Hadi bakalım şimdi onu nasıl yapacağız. Kırmızı ipimi kırdım. Şimdi bakın şuradan tığımı takıyorum. Hemen şu başlangıç yerinde. Şuradan taktım. Şöyle çektiriyorum. Bir zincir çektim. Bir tane daha çekiyorum sıkıştırmak için. Şimdi hemen yanına batıyorum bir tane. Tekrar bir yanına daha battım. Şimdi bu ipleri içinde kaybedeceğim. Bir tane zincir çektim. Geri döndüm. Burada şu anda 3 tane ilmeğimiz oluştu bizim. Bu ilmeklerin üzerine biraz önceki yaptığımız çakma trabzanı yapacağız. Hanımlar bakın. 3 tane. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum geriye. Hemen bu şekilde sonuna kadar, yani bu kep yerini kapatacak yere kadar boyunu uzatacağız bunu. Döndüm geriye. Tekrar aynı işlem. Her defasında başlarda zincir çekiyorum. Ve bu şekilde şimdi bakacağım olmuş mu boyu. Yeterince bize yetecek kadar olmuş. Yok, daha olmamış. Birazcık daha örüp döneyim ben. Evet arkadaşlar, istediğim boya gelmiş. Bakın tam boyunda. Şimdi bunu ipi buradan kırıyorum. Bunu buradan kıracağım. Ve ilmeğimi çekeceğim. Çektim. Şimdi iğneyle bunu buraya dikeceğim. Şöyle dikeceğim. Hemen dikmiyorum ama. O gülünü yapacağım. Gülle birlikte bunu buraya dikeceğim. Şimdi bunu kenarda duruyor. Bandımız sanırım bu ip biraz kalın olduğu için biraz geniş durdu ama o daha ince olmuş, daha güzel oldu. Şimdi gülümüzü de şöyle bir şey yapıyorum hanımlar, bakın. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeterli. Şimdi bunun 9 tane oldu. Bunun içine bir tane zincir atladım, ikinciyi. Bunun içine şöyle biraz önceki yaptığım çakma trabzan dediğimiz işlemden her zincirin içine 4 tane veya 5 tane zincirin aldığı kadarını dolduruyorum. Yani aynı yere batıyorum. Battığım aynı yere bir daha batıyorum. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bakın böyle zincirlerin içine 4 tane 5 tane öyle battım. Şimdi bu ipin biraz uzun kıracağım. Hem gülün şeklini aldıracağım hem de oraya dikeceğim bunu. İpimi iğneme taktım. Bakın bu şekilde kıvırıyorum. Şu şekilde olacak. Bunu şimdi iğneyle bir sıkıştıracağım önce. Sonra diğer şapkamızın kenarına süsünü yapacağız. Bakın böyle. Bunu şöyle alttan üstten
sıkıştıracağım. Bunun ipi kalın olduğu için fazla dolamadım. Onu da daha çok doldurdum. Daha güzel durdu. Demek ki ince iple daha güzel oluyormuş. Anlamış oldum. Şöyle bakın. Şimdi bunu buraya dikeceğim. Hemen şöyle yanına dikeceğim. Evet arkadaşlar, bakın diktim, gülünü de diktim, bandanı da diktim ve şapkamızı bebeğimize taktık. Bu elbiseyi anlatımını yapmıştım. Bunun şapka, aslında ben farklı şapka örmüştüm buna. Bakın şunu ördüm. Şimdi bunun anlatımını da bu renkte yapacağım. Onu da çekeceğim videosunu inşallah. Şimdi bunu bu renkte torunum isteyince, özellikle pembe mor istedi. Onu kırmamak için öncelikle onu yaptım. Ama şimdi bundan da yapacağım. Pembe beyazdan bu bebeğimize. İkisinin de ikişer tane şapkası olmuş oldu. Bakın gördüğünüz gibi gülümüz de var burada. Bir de bunlara çanta öreceğim. Eğer yetiştirebilirsem o çantayla bu beyaz pembe beyaz şapkamızı da birlikte öreceğim. Örmeyi düşünüyorum. Şimdi